İftar edin. Bu şeyi hiç sevmem ben. Halterci Naimoğlu'nu sevmem yani. Şahsi esrafına maruz birisi. Terörist başının bu nefretinin nedeni meğerse yediği tokatlarmış. The greatest exhibition of lifting. Fethullah Gülen'in 1990 yılında dünyaca ünlü milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun MİT'çi akrabasından dayak yediği ortaya çıktı. Fakat milletimiz hesabına gidince ben de oturup halterini seyretiyorum. Beyaz Haber geçtiğimiz günlerde terörist başı Fethullah Gülen'le Hakan Şükür'ün görüntülerini ilk kez yayınlamıştı. Hakan Şükür'ün İtalya transferi için icazet istemesi ve Gülen'in duayla, himmetle Galatasaray'ı ayağa kaldırmalıyız sözleri gündem olmuştu. Duayla, himmetle Galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım. Ancak o görüntülerde terörist başı milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu hedef alıyor, adeta kinini kusuyordu. Bu şeyi hiç sevmem ben. Halterci Naimoğlu'nu sevmem yani. Şahsi esrafına maruz birisi. 1995 yılında Fethullah Gülen'in söylediği bu sözler için Naim Süleymanoğlu örgüte para yardımı yapmadığı için hakarete uğradığı yorumlarına neden olmuştu. Ama işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Küçük çocuklara bile böyle hortumla dövdüğünü ben gördüm, şahit oldum. Ne zaman gördüm? Çocukları hortumla döven, büyükleri falakaya yatıran Gülen meğerse Naim Süleymanoğlu'nun MİT'çi akrabasından dayak yemiş. O şok gerçeği Naim Süleymanoğlu bizzat açıkladı. Gülen 1990 yılında aranırken Burdur'da yakalanıp İstanbul'a getirildi. O dönem sorgusuna girenlerden biri de benim MİT'çi akrabamdı. İfadesinde şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım demiş. Sonra Ankara'dan bir telefonla serbest kalmış. Benim akrabam da dayanamayıp birkaç tokat vurmuş. Akrabam olduğunu öğrenince bana karşı olumsuz haberler yaptırmaya başladı. O dönem Naim Süleymanoğlu tarihi başarılara imza atmıştı. Ve bu yüzden Fethullah Gülen akrabasından dayak yediği Naim Süleymanoğlu'nu sohbetlerine çağırmış ama red cevabını alınca Süleymanoğlu'nu hedef almış. O dönemlerde hem koruma polisim hem de tanıdıklarım bunların şovuna alet olma diye beni uyardı. Ben de toplantılarına hiç katılmadım. Toplantılarına katılmadığım için de beni hedef seçti. Tekliflerine hayır deyince bana kafayı taktılar.